Herhangi bir kira istemiyoruz, fatura istemiyoruz. Evet, yanına tik attım. Muğla'da oturuyorum. O ufak eve girecek kadar şu an, değil mi? Ufalamıyoruz. Bazen böyle sesli düşünmek aslında karar verme noktasında bayağı bir şeyi şekillendiriyor. Bu Artex'i olayı da... Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu hafta biraz yılan hikayesine dönen taşınma meselemizle ilgili artık inşallah son videoyu yapıyoruz. Sonuca geldik diye umuyorum. Biliyorsunuz 3 şehirde 3 farklı alternatifimiz vardı en son. Şimdi artılarıyla eksileriyle bu videoda biraz onları değerlendirdik ve nihai kararımızı da vermiş olacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, kararsız kaldığımız evler vardı biliyorsunuz. Muğla'da, Sakarya'da ve İzmir'de. Şimdi bunlarla alakalı bir artı eksi yapalım ki birazcık daha tabloyu net görelim istedik. Sizler yazalım. Şöyle. Evet, sizlere anlatırken de daha kolay olacak diye düşünüyoruz. Eksileri nasıl yaparız bunu düşünüyorum. İzmir. Bakalım. Şimdi çok fazla yorum da geldi aslında bu konuda. Aboneler çok fazla yorum da attı aslında. Artıları, eksileri adilden fazla söylediler ama biz önce artılarla başlayalım. Şimdi Muğla'nın artısı, bizim gibi YouTube'la ilgilenen çok fazla aile var. Hı hı. Onlarla daha böyle etkileşim içinde olup... YouTube aileleriyle etkileşim içinde olmak. Etkileşim içinde olabiliriz. Biliyorsunuz sevdiğimiz Muratça var mesela. Gittiğimiz zaman onda kalmıştık Muğla'ya. Daha yakın olup etkileşimli bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. YouTube aileleriyle etkileşim dedim. Muğla'nın artılarından bir tanesi. Bir de şimdi yeni bir yer baktığın zaman Muğla. Gezilecek çok fazla yer var. İçerik görülecek çok fazla yer var. Tabii şimdi içerik üretmek için bizim daha böyle kolay bir şeyler yapabileceğimiz bir şehir. Çünkü daha hiçbir yerine gitmedik. Baktığın zaman hani Muğla'ya gittiğin zaman hani Marmaris'i, Bodrum'u, Fethiye'si, Ölüdeniz'i, yani o doğa turları vesaire teker teker yapıldığı zaman hem baktım mı güzel dolaşmış oluruz, güzel yerler görmüş oluruz, hem de orada var. Şu an buradaki hemen hemen her yeri dolaştık. Tabii daha gidilecek de çok yer var Sakarya'da, hepsini de bitirmedik. Değil mi? Hatta en son geçen ev dolaşırken Acarlar Longozu'nu dolaştık. Bir sene sonra daha onun gibi bir sürü yer var. İçerik üretme kolaylığı dedim. Üçüncüsü bence birazcık şey, denizle alakalı daha çok şey yapıp... Evet, denize yakın. Evet. O. Yani denize yakın olması bize bir artı. Denize yakın olduğu için yani aslında o da bize yine içerik üretmekle alakalı farklılıklar, evet. Yani çeşit sunmamız sağlayabilir. Denize yakın olduğu için içerik farklılığı diyorum. Bir de şimdi bir de sosyal Muğla, çevre olarak... Muğla herkesin yaşamak istediği bir yer. O yüzden pahalı zaten. Hep hani diyorlar ya hani Muğla pahalı, Muğla pahalı. Çok tercih edildiği için pahalı, evet. Olan bir şehir. Hani bu kadar tercih ediliyorsa demek ki bir... Zaten artısı var. Yani demek ki yaşanılacak bir yer olduğunu düşünüyorum ben. Sen yine kurtlu elma mı aldın mı ya? Onlar yaşanılacak yer yazdım ya, sadece. Yaşanılacak yer, evet. Bir de şey, sosyal çevre anlamında birazcık daha farklılık katar mı bize yani orada? Çünkü orada şu anda aslında bağlantıda olduğumuz çok insan var. Şey, gerçi burada da çok var artık. Artık yani o burada da var. Evet, artık o onu şey. Öyle söyleyemiyorum, yani ona burada da var çünkü. Evet evet. Ona tek eksi yazacağımız yer İzmir olur. İzmir'de tanıdığımız yok. Neyse onu yazmıyorum. Şimdi İzmir'i bilmeyenler için hemen şöyle ufak bir özet geçelim. Abonemiz, ben geçen bölüm Almanya demişim. Evet, yanlış olmuş. İngiltere'de yaşayan bir aile. Valla bugün telefonla konuştum. O da şey dedi, sizi izledik. Hani gaza geldik, aldık dedi. Hani sizden dedi güç aldık. Alırken videolarınızı, evet, izliyorduk. Daha yeni almışlar. Orada bir 32 dönüm bir zeytinlikleri var. Şöyle bir teklifte bulundular. Dediler ki gelin ağaçların işte bakımını yapın, orada durun. Bizim malımız orada, sahip çıkın. Herhangi bir kira istemiyoruz, fatura istemiyoruz. İnternetine kadar her şey var. Hiçbir şey ödemeyeceksiniz. Artı olarak ağaçlardan çıkan zeytinin yarısı sizin olsun. Meyve ağaçlarından çıkan her şeyin yarısı sizin olsun. Birlikte paylaşırız. Orada bizim de gözümüz arkada kalmaz dediler. Böyle bir artı vardı. En son nerede kaldık? Şimdi İzmir'deki artılar da buraya kira vermeyeceğiz, fatura ödemeyeceğiz. Bu da nereden baksanız aylık yani artı olarak 4-5 bin liradan başlamak demek. Yani her sene, kira ve fatura, her ay 4-5 bin lira artı olmak demek. Bir de sonuçta diyor ki yani 32 dönüm arazi var. Ağaçlarla ilgilenin, yapın. Zeytinyağını siz alın. Ortalama 5 ton yağ çıkıyormuş.
Bunu ikiye bölsen 2,5 ton. 2,5 ton yağ da bugün yani ortalama senelik 150 bin lira, 200 bin lira gibi bir para. Baktın mı? Bu bizim gençlik Karadeniz'de normalde olan bir şeydir. Yarıcılık aynen. Yarıcılık uçurum derler, ama yarıcı derler. Şöyle bir durum var sadece. Yani biz hiç zeytin bakımı veya o tarz hepsi bizde olacak işte. İşte bizde olacak ama yapmadık. Evet yapmadık. Şimdi orayı sürdürmek vesaire hani orada da bir takım bağlantılar kurmak vesaire. Tamam, bunun da artısı bu. Evet. Hani, kira fatura yok dedim. Kira fatura yok. Bir de ek bir aslında kazanç var bir şekilde. Ona ne diyelim? Mahsulün yarısı. Mahsulün yarısı. Şimdi gelelim Sakarya'ya. İzmir'in artılarından bir tanesi Muğla'da hani yeni yer, yeni içerikler aslında. Tabii burada aynı... da evet, yeni yer, yeni içerik. Ama o aslında burası için de geçerli. Şimdi burada Sakarya'daki yere taşınırsak gene yeni yer, yeni bir sürü içerik. Tabii onu da yazabiliriz ama bunu Muğla'ya yazdığımız için yazdım. Evet. Sakarya'daki artılara gelirsek ilk artı Mücahit. Muco. Müco. Ya sağ olsun. Bizim buradaki en büyük eksikliğimiz hani en böyle dem vurduğumuz şey neydi? Komşuluk dostluk ilişkileriydi. O dost yani dostlarımız var sağ olsun. Burada da çok kişiyle tanıştık ama o komşuluk ilişkileriydi. Ailecek görüşebileceğimiz birileriydi. Hani ben tek birileriyle görüşüyordum burada ama hem Filiz hem ben birisiyle öyle görüşemiyorduk. Ailece görüştüğümüz bir dostumuz yoktu. Mücahit ve eşi Melek Hanım tam evet. Bu iş için bu arada biçilmiş kaftan. Ailece tanıştığımız insanlara bir yenisi daha eklendi. Sonra abi zaten geliyordu biliyorsunuz evet. Videolarımız da vardı. Eşiyle geldi. Fakat dün eşi ve kızlarıyla beraber... resim çekmedik. Ha, keşke bir resim çekilseydik. Aynen unuttuk. Eşi ve kızlarıyla beraber gelmişti Soner abi. Selam söyleyelim ona evet. Da. İkincisi şimdi burada da Mücahit'le bizim çok hoş fikirlerimiz var böyle. Yeni hem içerik anlamında hem böyle iş anlamında. Yeni projeler. Onlar biraz değil. Sürpriz olsun. Aynen yeni projeler var burada da kalırsak. Ya ben kendi adıma bir şey daha söyleyeceğim burada. Benim 13 yaşından beri tanıdığım ve çok sevdiğim bir ablam var. O Marmara Ereğli'de oturuyordu fakat buraya taşındı. Olursa bu Sakarya'da tutmak istediğimiz eve 20-25 dakika mesafede bir yerde aynen oturuyor. Öyle. O da bir artı. Aslında olup dostluk komşuluk kısmında evet, yazabiliriz, ekleyebiliriz. Onun dışında... Burada da bir sürü içerik var. Evet. Yani. Avantajlardan bir tanesi benim için Sakarya'da evet. Yani ev çok güzel, ev sıfır ama onun dışında gerçekten köy evi gibi değil ya. Onun dışında şu var. Ekim için şu anda bulunduğumuz evden çok daha büyük bir alanı var. Yani evet tamam belki 32 dönüm bir araziden bahsetmiyoruz var, ama. Var, o da var. Evet aslında yani var. O da var. 40 dönüm yani, arazisi var. 40 dönüm arazisi var. İstediğiniz gibi ekin, dikin. Ne yapıyorsanız yapın. Siz yeter ki hani ekim dikim yapmak isteyin. O konuda desteklerim dedi. Onun dışında zaten evin sınırları içerisinde de yani hemen yani yan bahçemizde de yani. Yine çok rahat ekeceğimiz iki dönüm ya iki tane, dönümü çok aynen rahat ekeriz yani. Aynen, aynen. Sorunsuz. O da bize ekstra bir katkı aslında maddi anlamda. Evet, o da bir katkı. Ve ev çok güzel. Yeni çekim alanı yazıyor. Şimdi ona burada şey olarak birazdan negatiflere geldiğimiz zaman da söyleriz ama ne Muğla'da ne İzmir'de böyle bir ev yok. Evet. Ev gerçekten özenilerek böyle çok güzel yapılmış. Hiçbir eksiği yok. Direkt evi bir süpür temizle, eşyalarını koy ve otur aynen modunda. Gayet kutu gibi derli toplu bir ev. 2+1'di orası. Bizim için gayet yeterli. Arkadaşlar çocuklar izin vermedi çekim yapmamıza. O nedenle bir ara verdik. Onlar uyuduktan sonra şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdiye kadar neden bahsetmiştik? Öyle bir ara verdik ki yalnız onu da söyleyelim. Yani çok herhalde 4 gibi falan çekiyorduk. Şu an gece saat 1, 1'i 41 geçiyor. Ara denmez mi? Öyle bir ara verdik. Şimdi yarın artık nereye taşındığımızı tam olarak belirleyip çünkü insanlara haber vermemiz gerekiyor. Hangi eve taşınacaksak o evle ilgili şuraya taşınıyoruz değil mi diye haber vermemiz gerekiyor. O yüzden bu akşam uyumadan bu işi bitirmemiz lazım. Evet, çocuklar bizi sabote edene kadar artılarından bahsetmiştik bu şehirlerin. Şimdi eksi yönlerini de bir değerlendirip artık rotamızı yavaş yavaş belirliyor olacağız herhalde. Evet, yine Muğla'dan başlayalım. Eksi yönlerinin değil mi en bize söylenen, yorumlarda da gelen Muğla'da hayat pahalı. Evet. Pahalı bir hayat var evet bizim için eksi. Pahalı bir hayat var. Bir yandan da şöyle zaten çok farklı, Muğla'nın çok farklı ilçelerinde ev baktık. Zaten bütçemizi aştığı için birçok
semtini zaten değerlendiremiyorduk. Baktığımız özellikle yoğunlaştığımız bir bölge ve köy vardı. Orada da birazcık rakım yüksek ve kış sert. Yani bayağı uzun sürüyor karın kalkması demişlerdi. Bu negatifliklerden bir tanesi gibi sayılabilir. Kışın sert geçmesinden ziyade aslında nakliye olarak en çok bedel ödeyeceğimiz, en çok maliyetli yer bize Muğla olacaktı. Biz 12 bin lira gibi bir fiyat almıştık değil mi? Aslında çok cüzi bir rakam. Şimdi bulabildiğimiz en uygun rakam. Çok cüzi bir rakam. Sakarya'dan orası 800 küsur kilometre. Yani 4 artı bir evin eşyalarını 12 bin liraya taşıyacaklar. Ama 12 bin lira. Şimdi baktığınız zaman çok da ufak bir para değil. Böyle birden çıkartıp 12 bin lira vereyim. Aslında bu bizi zorlayacak bir şey. Bu yüzden negatif kısmına yazabiliriz. Kış sert derken söylediği bir şey var. Rakım olarak yüksek bir yerde ve mesela bizim yakın olmak istediğimiz yere ortalama bir 2 saatti değil mi? 2 saat mesafede. Yani Ortaca'ya gitmek isterseniz aslında buradan İstanbul'a, Sakarya'dan İstanbul'a gidiyormuş gibi bir mesafe gidiyorsunuz. Bu bağlamda da aslında gene negatif kısma yazabiliriz diye düşündük. Son anda dahil olan bir İzmir alternatifi vardı. İzmir'deki evle de alakalı şöyle bir durum var. Ev 1+1. Çok küçük aslında ve çok geniş bir arazi içerisinde, yani bakımı bizim bildiğimiz bir şey de değil. Ağaç bakımı daha önce hiç yapmadık. Yani bu eksi olarak sayılabilir. Yani şimdi karşı taraf kira vesaire beklemediği için, hatta faturaları bile biz ödeyeceğiz dediği için, hani burada bizden aslında arazisine ve ağaçlarına çok iyi bakmamızı bekliyor. Bu da bir taraftan çok büyük bir sorumluluk. Baktığınız zaman sırtınıza çok büyük bir sorumluluk yükleniyor. Evet, bu bizim severek yapacağımız bir iş ama hali hazırda atıyorum, sallıyorum şu an, oradan 5 ton yağ alıyorlar. Şimdi bu biz bakarken 1 tona düşerse bu çok kötü olur. Böyle de bir kendimizi aslında stres yaratmak istemiyoruz. Ya da yapabilir miyiz, yapamaz mıyız bunu bilmediğimiz için bu stresi yaşamak istemiyoruz. Ev 1+1, bir de şöyle 1+1. Aslında güzel bir dubleks ev. Üst katını kendileri için yapmışlar. Aşağı garaj tarafı biraz eve çevrilmiş aslında. Aslında orası depo gibi, garaj gibi bir yer. Tabii bir elden geçirilmiş, boyanmış, yeri falan düzenlenmiş, lavabo vesaire hani yapılmış. Ama bizim gibi bir ailenin de çok yaşayabileceği aslında bir yer değil. Yani şöyle yaşayabileceği bir yerde. Sonuçta 2 tane çocuğumuz var, 1 tane köpeğimiz var. Daha geniş bir alana ihtiyaç duyuyoruz diye düşünüyoruz. Yani orada da öyle kafamızda bir soru işareti var. Buranın olumsuzluğu nedir derseniz de biraz bu. Ev küçük, onun da yanı sıra gerçekten arazi çok büyük. Bu tamam yaparız bir şekilde gibi, yani üstüne düşünülmeden karar verilecek bir konu bir şey değil. Gerçekten büyük bir arazi. Bir ciddi bir sorumluluk. Aslında biraz da yani şanssızlığı şu oldu. Çok kısa bir zamanda böyle bir bilgi aldık. Hani üstüne çok düşünebileceğimiz, vakit ayırabileceğimiz bir zamanımız da olmadı. O yüzden daha ürkek davranıyoruz. Hani buranın negatifliği de böyle diyelim. Aynı zamanda yani yine Ege'ye taşınmak istiyorduk. Muğla tarafı istiyorduk. Baktığınız zaman yine istediğimiz bazı ailelere çok uzak. Ve bu İzmir'in Ödemiş kısmında yani denize vesaireye gitmek istediğiniz zaman yine bir araç lazım. Yani araçsız da çok rahat yaşanılabilecek bir yer gibi gelmedi bize. Yani internetten araştırdığımız kadarıyla, ama bölge hakkında çok büyük bir fikrimiz yok. Yani belki yanılıyoruzdur ama hani bizim gördüğümüz oydu. Yani biz en baştan beri aslında tarım yapacağız, bir şeyler yapacağız derken de hep kendimize yetecek kadar. Şimdi belki birazcık artık bununla alakalı bir şeyler yapabiliriz, belki satışlar da olabilir dedik ama bu yine bizim kontrolümüzün dışına çıkmayacak kadar olsun istiyoruz. Yani bu alan çok büyük bir alan. Tabii bu işin ticaretini yapacaksak da yani birden 50 dönüm ekmeyelim, 30 dönüm ekmeyelim. Ya atıyorum belki bu kış bir sera yapabiliriz. Evet. Yarım dönüm vesaire bir sera yapıp onu da öğrenip bir tecrübe edip işin daha püf noktalarını da öğrendikten sonra belki bir dönümü onu 2 dönüme çıkartırız. Yani ufak adımlarla ilerleriz diye düşünüyoruz. Çünkü yoksa çok hata yapıyor insan ve bu hatalardan da hem maddi hem manevi çok kayboluyor. Bir yandan da şöyle güzel bir şey var. Yani bu 3 şehirle alakalı alternatiflerimizi de bize belirleyen siz sevgili dostlarımız oldunuz. O nedenle YouTube mecrası bizim için artık önemli, keyif aldığımız ve kopmak istemediğimiz bir mecra. Ve burası için de içerik üretmek ve farklı şeyler yapmak istiyoruz. Bu da sadece çiftçilik, tarım, yani köy işi, bahçe işi olsun istemiyoruz. Yani bambaşka şeyler de sunmak ve göstermek istiyoruz.
O nedenle çok büyük bir araziye girmek... Odaklanıp başka hiçbir şey yapamamak yani, çok istediğimiz bir şey değil. Evet, yani bulunduğumuz şehrin bazı nimetlerinden de faydalanmak istiyoruz. Hı. O çok bağlayıcı olabilir. Planlarımız içinde çok güzel şeyler var. Gelecek videolarda inşallah ufak ufak onlara da başlayacağız. Şimdi gelelim Sakarya'nın olumsuzluklarına. Sakarya'nın olumsuzlukları. Ne diyelim? Ya böyle söyleyince de bazı abonelerimiz çok az. Yani totalde herhalde şimdiye kadar 3 ya da 4 abonemiz. Böyle bir alınganlık yapıyor. Ya siz Sakarya'yı kötülüyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz. Ya biz Sakarya'yı kötülemiyoruz. Sakarya'yı çok seviyoruz ve herhalde Sakarya'nın doğal bölgeleriyle ilgili o kadar çok video yaptık ki, bu safari turları olsun, doğa turları olsun, en son ev gezimizde Acarlar longozunu bile çekip hani çok güzel tanıttığımızı ve oralarla ilgili çok güzel içerikler oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Gayet dostluklarımızın da oluştuğu, ailecek artık görüştüğümüz insanların olduğu, değil mi? Şu kısa vadede özellikle mücahitler olsun. Güzel dostluklar kurduğumuz ve sevdiğimiz bir yer. Hani bu hiçbir şekilde yanlış anlaşılmaz. Yani bunun konusunu birçok videoda detaylı çok defa konuştuğumuz için artık hani o konusunda çok fazla bir şey söylemeyelim ama Sakarya ile ilgili olumsuzluklardan bir tanesi en başa yazacağımız YouTube'da görüşmek istediğimiz ailelere çok 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 uzak. Gittikçe uzak. Yani İzmir uzak en son o Kaan'ın evine ve Ege'de'ye gittiğimiz zaman, bu arada bugün Kaan aradı, onunla da bir konuştuk. Buradan selam olsun, takip ediyormuş. Biz de onu takip ediyoruz. Artık bir dostluğumuz oluştu. Evet, hayatımız zaten. İnşallah iç içe görüşeceğiz diye düşünüyoruz. Buradan gitmesi 12 saat sürdü, dönmesi 16 saat sürdü arabayla. Gerçekten uzak bir mesafe. Böyle bir negatifliği var. Yani, gönüller bir olsun diyerek. Gönüller bir olsun diyerek. Yazayım mı bunu? Yaz uzak yani. İkinci olarak ne diyebiliriz? İkinci olumsuzluk olarak ne diyebiliriz? Bak yani şimdi Ege değil. Bulamıyoruz. Evet, Ege değil mesela. Sakarya Ege değil. Ege değil. Yani biz hep böyle bir Ege tarafı olsun. Yani denizle alakalı da. Yani Marmara'da değil de Ege'de denize girmek. Evet, şimdi burada Karadeniz hiç deniz de yoktu. Yeni ev alternatifi denize yakın. Hani baktığınız zaman Karasu'ya çok hani kolay gidebileceğiniz bir yerde. O yüzden burası olursa şayet deniz videoları da çekebilmeye başlayacağımız için aslında deniz burada negatif olmuyor ama yani tabii bir Ege değil. Sakarya dediğin zaman biraz İstanbul'un arka bahçesi gibi. İstanbul'a çok yakın. Muğla'da oturmayı düşündüğümüz yer Ortaca'ya buradan İstanbul olduğundan daha uzak baktığın zaman. Yani buradan hani 1,5 saate Kuzey Otobanı'ndan basıp gidiyorsun ama orada öyle bir imkanın yok. Yani evet, orada 1,5-2 saatlik bir mesafedeydi Ortaca'ya. Bodrum'a 1 saatti galiba. Şimdi Sakarya'nın artılarında şeyi yazmışız mesela, nakliye. Evet. Yani nakliye burada bizim için. Söylemiştik sanki ya. Yazmışız. Söylemedik mi? Söylemediysek şimdi söylemiş olalım. Nakliye çok çok cüzi. Nakliye çok çok cüzi. Şöyle cüzi. Biliyorsunuz bizim bir markamız var ve satışlar yapıyoruz. Bu satışları yapmak için ürünlerimizi getiren ambar Erhan abimiz. Aynı zamanda bu Safari grubuyla birlikte o güzel doğa turlarına çıktığımız Erhan abimiz. Bir sürü doğa turumuzu Erhan abiyle yaptık. Sağ olsun burada o kadar çok yayla, göl vesaire dolaştık ki Sakarya içi olursa aracının izinleri olduğu için bize nakliye konusunda yardım edebileceğini, yani biz nakliyeyi düşünmememizi, yani bize günü söyle biz gelelim sana yardımcı olalım demişti. İki tane de Erhan abi orada yardım eden nakliyelerde işte bu ambarları taşırken abi vardı. Onlar da yine çok cüzi rakamlarla bu hazırladığımız kutuları, kamyonu oradan da yeni evimize taşımak için yardımcı olacaklar. Ve aslında çok 1000 lira, 1500 gibi lira gibi bir rakama burada evimize taşınabileceğiz. Bu da yeni taşınanlar varsa bedava. Yani 1500 liraya kimse taşınamaz herhalde. Sakarya'ya artı bir şey daha var. Ne var? Muğla'da ya da İzmir'deki evleri birebir görme şansımız yoktu. Ama Sakarya'da ihtimalimize kendimiz dolaşarak görme şansımız oldu. Yani görerek karar verme şansımız bugün var. Bugün İzmir'deki abiyle de konuşurken mesela konuştuk ya, istiyorsan gidip bakabilirsin vesaire dedi. Sağ olsun bu arada, gerçekten o sıcaklığı almak, o şeyi almak çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz buradan. Ama gidip görecek zamanımız ve
durumumuz yok. Yani durum yok derken ben nasıl Filiz'de çocukları bırakıp gideyim? Bambam var bir taraftan. İşte yani araç olmaması, araç yok. Zaman sıkıntısı şu anda gerçekten bir de çok çok kısıtlı bir zaman kaldı. Yani işin tam bir Arap saçı. Evet, yani daha da karışmasının nedeni bizim önümüzde geniş bir zaman olmaması, arayış için artık vaktimiz kalmadı yani. Sakarya tarafından negatif şeylerden bir tanesi de yani Sakarya'nın mevcut aslında sosyolojik yapısı bizim sosyolojik yapımızla çok farklı. Uyumlu değil. Yani biraz farklı. Yani dediği gibi işte dövmelerimiz, işte küpelerimiz vesairelerimiz biraz farklı gelebiliyor. Yine çok iyi dostluklar kurduk ama bizim enteresan, yani bizi enteresan bulan insanlar olduğunu da biliyoruz. Yani bu arada, nasıl anlatılabilir bu tam? Bu arada bu şundan kaynaklanıyor. Biz herhangi bir ilçe merkezinde ya da şehir merkezinde oturmadığımız tabii için. Köyde oturuyoruz. Yani Sakarya'nın merkezinde ya da Akyazı'nın bile, yani ilçemizin bile merkezinde böyle bir şey sorunla karşılaşmazsınız. Tabii. Fakat çok küçük bir köyde olunca, ki köyler gerçekten de dışarıdan göç kapalı, almadığı için. Kapalı bir de dışarıya da kapalı. Dışarıya da kapalı, göç de almıyor. Yani o yüzden zaten hemen ayrışıyorsunuz. Yani buranın yerel halkıyla bir tepkiyle karşılaştık mı hep söylüyoruz, asla bir tepkiyle karşılaşmadık. Bizim tepki diye adlandırabileceğimiz tek şey mesafe. Yani mesafe, evet. Çok mesafeli. Sık görüştüğümüz kimse olmaması. Tabii sosyolojik yapıyla birlikte şu da var, şimdi mücahitlerle yakın olduğumuz için şimdi onun da bir önemi kalmadı aslında. Çünkü hani gittiğimiz yerde artık direkt komşularımız var. Ailecek görüştüğümüz komşularımız var. Yani Sakarya'da aslında bu çok büyük bir eksiklikti bizim için. Özellikle benim için. Yani ben mesela gidip Erhan abilerle her gün bir saat, iki saat işte kargoları verirken direkt kargoları verdiğim yerde ambarın yanında. Çünkü oturabiliyordum, bir diyalog kurabiliyordum, sohbet edebiliyordum. Ama Filiz'in böyle bir şansı olmuyordu. Şimdi burada ailecek görüşebileceğimiz insanlar var. Bu da gerçekten çok... Ailecek derken hani Mia'nın arkadaşları var, evet. Filiz'in arkadaşı var, benim arkadaşım var. Gittiğimiz zaman herkes arkadaşıyla etkileşim kurup oturabiliyor. Derken Sakarya'nın olumsuzluklarını saymamız gerekiyor. O yüzden hala olumlu sayıyoruz. Olumlularını saymayalım. YouTube ailelerine uzak dedik, sosyolojik yapısı dedik, nem. Burada nem, benim nem, gerçekten nem. Şu anda bile yani sol bacağımda romatizma ağrısı hissediyorum. Gerçekten nem. Burada ben de sağ bacağımı sokmuş yaklaşık. Herhalde 10-15 sinek, tane sineğin nem. Şeyini devam, o yüzden böyle böyle oynuyorum devamlı. Nem ve sinek. Nem ve sinek eziyorum. Acaba bu yeni yerde nasıl? Ya bu her yerde, sinek her yerde İnşallah vardır. İnşallah bu yeni da, yerde yani daha azdır. Buradakilerle tanışmadan bence buna karar vermeyin. Sinek her yerde var evet ama bizimkilerle bir tanışmanızı tavsiye ederim. Buradakiler başka bir şey. Onun dışında bir diğer şey de şu olabilir belki. Yani bu konuyu Deniz'le oturup uzun uzun konuşmadık ama tekrar konuşmadık ama biz buraya geldiğimiz zaman, Sakarya'ya taşındığımız zaman 5 yıldan daha uzun bir plan yapmadık ve 5 yıl sonra da gitmeyi, yani başka bir şehre yerleşmeyi planlamıştık. Bu konu sen zannediyorum yani bize yine Mia'nın okul döneminde farklı bir şehir taşınması hareketi gerektirecek. Tabii, belki gerektirecek. Şimdi onu da aslında tam bilemiyoruz. Çünkü şimdi mesela şey var. Ben Sakarya'ya daha önceden gelmemiştim ve Sakarya'nın hani bu yapısıyla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Hani bilmeyenlere buradan hani kendi cahilliğimi anlatmaya çalışayım ki yani öğrendiğim şeyi de söylediğim zaman hani niye böyle bir şey söylüyorsun, biz zaten bunu biliyoruz demeyin diye söylüyorum. Mesela ben Sakarya'da bu kadar Karadenizli olduğunu bilmiyordum. Bu kadar göçmen olduğunu bilmiyordum. Ben Sakarya'da Sakaryalılar yaşıyordur zannediyordum. Bu alakası diğer yokmuş. Sakarya'da Sakaryalılardan daha çok herkes var. Genelde İstanbul gibi değil mi? Bizim oturduğumuz yer daha çok Karadeniz bölümü. İşte Tonyalılar var. Bizim ev sahibimiz Tonyalıydı. İşte Trabzon. Ve çevresi daha çok bu Akyazı ve özellikle Altındere kısmında oturuyor. Bu yeni gideceğimiz yer Söğütlü, daha çok Manav dedikleri, yani Sakarya'nın yerlilerinin yani oturduğu bir köy. Bizim oturacağımız köy de olursa Ferizli, Bulgaristan göçmenlerinin aslında Macirlerinin tabii Macirlerin bir köyü. Yani yapı olarak çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Tabii bu daha mı iyi olacak, daha mı kötü olacak onu bilmiyorum. Orada yaşamadığımız için sadece daha farklı bir yapı içine gideceğiz, onu biliyorum. Buraya negatifli
şu şekilde bir şey de yazabiliriz. Nasıl bir yapı içine gittiğimizi şu an bilmiyoruz. Evet. Biraz belirsizlik var. Ne o kadar mı? Niye manav demişler acaba o kadar? Bilmiyorum. Enteresan. Şeyde Apaz var değil mi? Onlar Çerkez mi oluyor? Apaz. Apaz. Vallahi bilmiyorum. Abaz. Abazı ha. Apazalar. Apaz. Göçmen mi oluyor? Yani yine onlar. Hani şey olarak da Apazlar var. Tabii yine göçmen de. Vesaire nereden hani göçmüşler evet, acaba? Tam ben de. Çerkez mi oluyordu bilemedim çünkü. Çok kafa karıştırmayalım. Daha da fazla bulandım. Evet yani şey var şimdi burada olursak yani sonuçta bir 3 sene sonra tekrar bir taşınma işine en kötü ihtimalle. Taşınma da olabilir, olmayabilir. Ya olmayabilir. Şimdi belki de daha çok seveceğiz. Bize daha uyumlu bir yer olmuş olacak. Diyeceğiz ki tamam burada devam edelim. Ya bir de gerçekten şöyle bir şey var. Yani alışma süreci diye bir süreç var. Ve bu süreci kolaylaştıran şey gerçekten çevrede ki enerji, etkileşim halinde olduğunuz komşularınız, insanlar. Derken şimdi önümüzde Muğla, İzmir ve Sakarya var. Dediğim gibi artılarını eksi, yani bizce artılarını eksilerini size saydık. Şimdi benim burada, şöyle ortamıza alalım. Yani hani Muğla tarafında beni en çok düşündüren şey bir aile babası olarak, bir erkek olarak. Tabii ki işin maddi tarafını düşüneceğim. Buraya taşınırken bizim vereceğimiz 12 bin lira nakliye. Tabii bu 12 bin lira nakliye ortalama 15 bin lira olur. O yani illa bir şeyler çıkıyor. Her nakliyede bir şey oluyor. Bir şey almak gerekiyor. Bir eksik oluyor. Bir şey yapılıyor. Bir yemek yeniyor. Hani uzun da bir yol baktığınız zaman çünkü. Yani 15 bin lira şu an vermeli miyiz kısmını düşünüyorum. Tabii bu 15 bin lira vermeli miyiz hem Muğla hem İzmir için geçerli. Çünkü İzmir'in de en altı baktığınız zaman yani Muğla gibi düşünün orayı da. Yani artık İzmir'in sınır noktası aşağısı zaten Muğla, Aydın sonra Muğla galiba. Öyle oluyor. Yani bu nakliye fiyatıyla ilgili hani benim endişem var. Çok para harcamak istemiyorum açıkçası. Sakarya bir tane negatif. Yazabilir miyim? Yaz. Merdiven. Evet merdiven. Evin merdiveni. Evin merdiveni. Yani bizim çocukları düşününce, yani bizim çocukları derken Mia'yı referans alarak Murat Deniz için fikir yürütüyorum şu an sadece ama Mia zaten çok hareketli bir kız. Yani nasıl bir çözüm üretiriz, ne yaparız, ne ederiz? Yani taşınırsak şu oraya bir file germek gerekir. Anaokullarında oluyor ya merdivenlere file geriyorlar. Bir de bir kapı yapmak gerekir. Hani bir ekstra çocuğa bir kapı yapmak gerekir. Girmesin, ben çıkamasın. Çıkmasın ben diye çıkamasın. Ona da dikkat etmemiz gerekir. Evet, yani çünkü merdiven. Niye öyle pek dikkat edilmezse bakılabilecek gibi bir çocuk değil. Evet. Evet. Yani Sakarya'ya negatif dersek yani hani burada bir böyle sıkıntılı bir süreç yaşadık. Biliyorsunuz bu taşınıyor muyuz diye bir video çekmiştik. Bu yan bahçeye civcivlerimiz kaçmıştı vesaire. Yani o zamandan başlayan ve aslında şimdiye kadar devam eden, anlatılamayan, anlatılan bir şekilde yansıttığımız, yansıtamadığımız bu negatif süreçleri de biraz Sakarya ile aslında bağladığımız için o konuda da burayla ilgili benim en büyük negatifliğim aslında o. Ne? Anladım. Yani Sakarya için olumsuz konuştuk diye mi kendini baskı? Hayır Sakarya için olumsuz konuştuk diye değil. Bu olumsuzlukları burada yaşadık ya sonuçta evet. Buradaki yapıyla. Hani orada sanki, yaşar mıyız diye. Hani bu Sakarya ile ilgili bir şeymiş gibi böyle kafamda bir psikolojik bir şey ya var. Çok onun öyle olacağını zannetmiyorum. Bir de şimdi oradaki alan yani evin çevresi çok başka türlü bir alan. Yani çok böyle bir yeri bir şeyin gidebilmesi de pek mümkün değil. Yani biz zaten kimseye rahatsızlık vermek istemeyiz tabii. Elbette ki. Ya yani civcivli olsa niye gitsin? Gitmesin tabii ki ama hani burada o kontrolden bir şekilde çıkmıştı. Yani sonradan bizim yaptığımız hani idareten bir tel çektiğimiz yaptığımız yani. İşte veyahut da duvarlar hani bizim boşluklar var eski hani olabilir tabii ki böyle şeyler. Yani orada öyle bir şeyle karşılaşacağımızı çok zannetmiyorum açıkçası. Yani burada da hani Sakarya'dan gidiyorsak hani olumsuzlukları söyledim Muğla ve Sakarya ile ilgili. Hani Muğla ve İzmir'i bir alıyorum zaten. Hani ona göre şimdi karar verirsek sonra Muğla ile İzmir arasında karar veririz. Hani Sakarya için de hani mücoları geçiyorum artık mücahitleri. Hani en olumlu onlar. Hadi onu geçtim. En güzeli buradaki baktığın zaman
Çünkü sonuçta biz hep söylüyoruz, biz şehirden gelen ve köyde köy hayatı yaşamaya çalışan iki insanız. Ama şehirdeki bazı lükslerimizi de yanımızda getirdik ve öyle devam etmek istiyoruz. Şu an bulunduğumuz evde de ev turumuza vesaire bakarsanız hani güzel eşyalarımız var kendimizce, işte belli bir zevkimiz var. Görselliğe de önem veriyoruz bir taraftan. O bakımdan Sakarya'daki ev şimdi en güzel ev. Diğer ikisinin yanında baktın mı? Yani öyle bir Sakarya'da artısı başka var. Başka evlere de baktık. Özellikle evet. Çok güzel bir ev olsun, işte hiç oturulmamış bir ev olsun, sıfır daire olsun. Öyle bir arayışımız şey yoktu ama bu da bizim şansımız yani böyle oldu. Bir artı, yani. Böyle bir böyle artı şans, aynen. Oldu. Artıları evet sayılabilir. Aynen artı diye aynen sayılır. Yani İzmir'deki bana göre artı, şimdi evet sırf bir bahçeye yerleşip onu biraz arazi bakımı diye olumsuzluğa yazdık ama bize çok güzel bir ek gelir de olabilir buradan. Çünkü mahsulün yarısını, zeytinin yarısını veriyor. Yani zeytinlere iyi bakabildik diyelim. 6 ton zeytinyağı çıktı. Sadece hani meyveleri geçtim. 3 ton zeytinyağı bugün yani litresi kaç para bir çarparsanız çok güzel bir gelir oluyor ki biz zeytinyağı da satıyoruz biliyorsunuz. Hani bunun için yine işte Kuzey Ege tarafından biz daha Assos bölgesinden güzel bir zeytinyağı alıyoruz. Hani bununla ilgili bize bir artı sağlayabilir. Hani burada da bu benim kafamı kurcalamıyor değil. Yani şöyle bir şey, Muğla'da benim bir kuzenim var. İşte Muratça'yla görüşmüştük biliyorsunuz. Yani Murat'ı seviyoruz. Onun dışında bir şekilde takip ettiğimiz, anlaşacağımızı düşündüğümüz ve umduğumuz bazı aileler var. Yani Muğla'nın artıları bu. Sakarya'da da kurduğumuz dostluklar var ama İzmir'de hiçbir insan kontağımız yok. Hiç tanıdığımız yok. Tabii ki orada da dostlarımız var bizi takip eden. Yani oradan çok güzel yorumlar alıyoruz ama birebir de görüştüğümüz kimse olmadı oradan. Yani bu da yani bu da oraya evet negatife yazılabilir bence. Yani şimdi Muğla'da bir taraftan Muğla'ya gittik biliyorsunuz bu dilerasyon evi için oradan Ege'ye katıldık. Sevdiğimiz bir yer yani ileride hep konuşurken işte emeklilikte Ege'ye gideriz, Muğla'ya gideriz vesaire diye kendi aramızda konuşuyorduk. Yani orada sırf aslında bir ismi de var. Yani hani Muğla, evet Muğla'ya gittik. Belki o koyduğunuz hedefi başarma şeyi, evet yanına tik attım, Muğla'da oturuyorum duygusu olabilir. Çok güzel geliyor, kötü gelmiyor. İzmir de asla o konuda kötü değil ama Muğla'nın artıları birazcık gerçekten şey yaptığımız yani bu YouTube içerikleriyle evet. De alakalı. Yani orada orasıyla alakalı kafamızda kodladığımız bir şeyler vardı. Ya da birlikte yol alabileceğimizi düşündüğümüz, birbirimize destek olacağımızı düşündüğümüz Ege'de gibi bir oluşum vardı. Yani orasının artısı birazcık oldu. Orada da biz bir aslında böyle şaka yollu Marmara'day dedik. Hani hatta Sakarya'day falan çıktı sonra. Hani Marmara'day dedik Marmara'day. Ve 10 tane falan mesaj aldık. Aynen. Ben de gelirim, beni de yazın. Hülya Hanımlar var. Yazın diye. Aynen Hülya Hanımlar da var. Ziyaretimize gelmişlerdi. Abi. Selam olsun buradan da. Yani Sakarya'da kalırsak da bir Marmara'day kurabiliriz. Bunu Murat'la da konuştuk evet, hatta. Evet Marmara dayanışma. Ya dedi hatta siz dedi bir hani şu kadar kişi olun ortaklaşa bir etkinlik yaparız. Aa, bir yerde olur. Buluşuruz ve biz geliriz siz gelirsiniz vesaire gibi. Sakarya'da da o Marmara'dayın ilk adımlarını atabiliriz. Çünkü çok önemli bir şey aslında. Sakarya'nın şöyle bir güzelliği var. Hem bu kadar doğası güzel olan hem de bu kadar İstanbul'un arka bahçesi olan. Kesinlikle. Yani çünkü baktığınız zaman hani Türkiye'deki en kalabalık şehir hangisi? İstanbul. Evet. Ya zaten Ankara, İstanbul, İzmir var. Hani ana 3 tane şehir dediğiniz zaman. Yani bunların da en kalabalığı ve en böyle civcivli olan, en çok imkan olan bir taraftan. Hem zor olan hem de imkan olan İstanbul. Biz İstanbul'dan kaçtık. Tamam o İstanbul'un negatif kısmından kaçtık. Ama belki çocuklarımız kaçmak istemez biliyorsun. Yani çocuklarımız kaçmak istemez değil. Oradan kaçmak isteyenlere burada çok güzel yollar gösterebiliriz. Evet. Hani bakın şuraya kaçın, buraya kaçın. Burada böyle imkan var. Yani Sakarya bu konuda biraz İstanbul'un arka bahçesi. Tekrarlıyorum. İstanbul'dan tam zamanlı değil de yarı zamanlı kaçmak isteyenlere bile bir yer yani. Ya mesela şey gibi bile ne bileyim gelin Sülüklü Göl'e kaçın. İki gün
tatil yapın modunda. Aynen. Burada daha tanıtabileceğimiz, gösterebileceğimiz çok güzel yerler var. Çok güzel yerler var. Öyle de bir artısı var. Tabii tabii. Yani doğa ve iklim olarak burası güzel. Güzel. İklim olarak değil de doğa olarak. Doğa, evet, doğa olarak ve şey, verimli toprak anlamında. Verimli. İklimden kastım birazcık şey, yani hiç yağmur olmayan yağmur bir yer. Yağmur berekettir, tamam da. Evet, bazen de. Çok bereketli burası. Hani. Bu sene domatesleri çürüttü ya biraz ya fazla ya. Domatesler çürüdü. Dut yemedik ya, bahçede dut yemedik. Var. Birden bir sağanaklar başladı, tüm dutları döktü. İşte bir sağanaklar oldu, domatesler çürüdü komple. Yani serel abi, her şeyin fazlası da zarar. Evet, evet, doğru. Bir öyle şey de olmalı. Denge. Evet Filiz, başka söylemek istediğin şeyler var mı? Yok. Artık bak. Ya şöyle sıkıştık. Ve... Bizim yarın yani hem asıl Sakarya'daki yere haber vermemiz lazım. Sakarya'daki eve biz ayın 10'una kadar izin istemiştik. Abi onun da sana haber vereceğiz. Siz demiştik. Bu videoyu izlerken. Siz bu videoyu izlerken. Biz aynen karar vermiş olmalıyız. Karar vermiş olmalıyız ve haber vermeliyiz. Çünkü yani Muğla ya da İzmir için daha çok beklersek Sakarya'daki evi kaçıracağız. Böyle bir şey de istemiyoruz bir taraftan. Çünkü yani bir burada garanti var. Şimdi Muğla'da tam bir garanti yok. Yani Muğla'daki negatifliklerden biri de Muğla'ya taşınırsak aşağı yukarı yani 1,5 ay kadar farklı yerlerde kalmamız gerekecek. Evet, evet. Apartta kalacağız, otelde kalacağız, akrabada kalacağız. Evet. Yani bambamı var, çocuklar ufak. Yani hani böyle bir ulaşım sıkıntısı da var. Sürece de şu an hazır olmayabiliriz. Ya bir de Muğla ile alakalı şöyle bir durum var. Aslında biraz üzücü bir gelişme diyebilirim bizim için. Özellikle yoğunlaştığımız bir ev vardı biliyorsunuz. Hı. İşte 4 dönüm arazi içinde diye bahsetmiştik. O evle alakalı özellikle ev sahibinden yani yabancı ya da dışarıdan birine çok ev vermeye, kiralamaya çok sıcak bakmadığını. Yani kiralayacağı kişi yanlış anlamış aslında. Hı. Bize aracı olan kişinin kiralayacağını düşündüğü için bir okey vermiş. Hı. O nedenle orada bir böyle karışıklık oldu. Fakat aracı olan dostumuz, tekrar, arkadaşımız... Yani 2-3 yer tekrar hemen... Evet, yani bir arayışa girdiler. Alternatif gösterdiler. Evet. Ama yani bizim şu an onları değerlendirip bakacak bir zamanımız yok. Çünkü bu zaman olursa bu sefer Sakarya'daki gitmiş olacak. Evet. Sakarya'daki gitti, sonra Muğla'daki tekrar olmadı. Bizim böyle bir riske girme niyetimiz... Yok, o yüzden aslında Muğla'yı eliyorsun. Bizimle yani şimdilik, değilsin Muğla. Şimdilik. Yani Muğla hayalimiz geçmiyor bir türlü de. Yani şu anda sanki Muğla konuşma esnasında da zaten evet, şekillendi. Muğla biraz zor. İleride bir hayal olarak evet, Muğla. İlerideki hayallerde aslında, ya, ilerideki hayallere hiç gerek kalmadı. İzmir de aslında tekrar üstünde belki durup düşünülebilecek. Şimdi İzmir, ama. İzmir'de de yani ben... Her şey çok güzel. Her şey çok, düşünsenize, kira vermiyorsunuz, fatura ödemiyorsunuz. Şöyle şu zamanda. Hani özellikle şu zamanda koskoca bir bahçeniz var ve hani o bahçeden yani bunu anne babası yapmıyor evladına. Yani bu zamanda çok teşekkür ederiz gerçekten. Ama burada da bizim ailemiz o ufak eve girecek kadar şu an, değil mi? Ufalamıyoruz. Eşyaları gene nereye koyacağız? Ne yapacağız? Hani yarısını İstanbul'a, yarısını İzmir'e mi göndereceğiz? Yarısını İstanbul'a gönderdik, bir 15 bin lira 10 nakliye. Yarısını İzmir'e gönderdik, bir 15 bin lira 10 nakliye, 30 bin lira nakliye. Hani... Bu videoda, daha önceki videoyu izlemeyenler için söylüyorum. Yarısını İstanbul şundan dolayı diyoruz. İstanbul'da fabrikası olan bir abonemiz bize sınırsız depo verdi. Evet, yani süresiz dilediğiniz kadar kalabilir eşyalarınızı, bizim depomuza koyabiliriz güvenle. Kalır demişti. Yani o yüzden diyoruz. Yarısı İzmir'e gidecek yaşayan bir nakliye tutulacak. Yarısı İstanbul'a gidecek yine ayrıca yani bir nakliye. Şu bayağı demek, pahalı. 30 bin lira nakliye baktığınız zaman 30'u 12'ye böl ne kadar kalıyor? 2 bin liradan fazla. Gene baktığınız zaman Sakarya'daki evden daha fazla kira vermiş gibi oluyoruz. Evet, nakliye düşünce doğru. Yani 2-300 falan aslında tam kira yok ama hani ama yani nakliyeye 30 bin lira vermiş oluyoruz. Bu yüzden aslında İzmir'i de elemiş oluyoruz dostlar ve gene Sakarya'mda biz Sakarya'dan gidemiyoruz. Kalıyoruz.
Bazen böyle sesli düşünmek aslında karar verme noktasında bayağı bir şeyleri şekillendiriyor. Bu artı eksi olayı da ya kendi içinde direkt aslında biz yarın sabah beklemeden yani karar vermiş gibi olduk. Şunu söyleyebilirim. Ben hani İzmir tarafına aslında çok şeydim. Okey gibiydim ama şu an hani böyle konuşurken, düşünürken de çıkıyor ya. Hani 15 artı 15'i görünce birden. Evet, ben bunu düşünmemiştim ben valla. Bu durumda. Süreçte bu durumda yerimizden çok fazla hareket etmiyoruz. Ve burada ne gibi bir artılarımız oluyor tekrar? Yani nakliye için 1500 lira gibi, 1000 lira 1500 lira artık tam ne olur bilemiyorum ama yani o arada bir parayla taşınabiliyoruz. Buraya bir şey gitmiyor. Ev sahibimiz herhangi bir kapora mapora vesaire istemedi. Şu ana kadar depozito. Hiç konuşulmadı. Yani depozito istemedi. O yüzden ekstra bir tekrar şeyimiz olmuyor. Ev kiramız 2000 lira arkadaşlar. Evet. Baktığınız zaman hani böyle bir ev için şu üç zamanda 3 dönüm yani hiçbir para değil. Yani ya çok yani para bir tane negatiflik yani, söyleyeyim ama. Söyle. Yani belki negatiflik belki değil. Şimdi evin güzel olması güzel bir şey. Bahçenin bakımlı olması güzel olması çok güzel bir şey. Ama bir yandan da şöyle bir şey var ki yani YouTube'da bir şeyler de yapıyoruz ve bir şeyi hani güzel neler yapacağız hiç. Güzelleştirmeyi seviyoruz. Yani orada o kadar olmuş ki. Ay şimdi şöyle yani, bir şey var. Mesela kümes yok. Kümes yapacağız. Evet. Yanda çok güzel sıfır palet satan bir yer varmış. 20 liraya palet satıyorlarmış. Diyorsun, şimdi ben oradan peki 10 tane palet alsam hayvanlara triplex villa yaparım. Hadi bakalım. Çok güzel videolar gelecek o konuda da. Kısmetimiz buymuş. Sakarya mı olacak diyorsun? Kısmetimiz buymuş. Burada. Sakarya'dayız diyorsun. Sakarya'dayız arkadaşlar. Şöyle. Bakın Sakarya'dayız. Sakarya'dayız. Peki. Hakkımız da hayırlısı olsun. Ve arkadaşlar. Kendisine dönüş yapabiliriz mi artık? Neyse şimdi dönüş yapmayalım. Yok, gece 2'de. Yarın. Sabah ben abiyi ararım. Derim abi kararımız olumlu. Biz taşınıyoruz. Nasıl yapalım? Bir gelelim mi? Görüşelim mi? Artık derken kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, videolarımızı dostlarınızla paylaşırsanız, güzel güzel yorumlar yazarsanız hem bizi çok mutlu edersiniz hem bize destek olmuş olursunuz. Bu taşınma sürecinde yorgunluk, motivasyon düşüklüğü olabilir. Yorumlarınız bize çok iyi geliyor. Lütfen bol bol yorum yapın. Hem de güç vermiş olursunuz, evet, diyerek deminki cümlemi tamamlayayım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yani İzmir'e baktığımız zaman da İzmir'e yazabileceğimiz şey yazman lazım. Kalem mi alsak başka bir tane? Odadan bir tane boya kalemi getirsene. Niye ya? Minim diyor baksana. Minim. Bişim o şey. Senin tamam. Tamam aşkım. Minim. Evet. Minim. Bay bay yapmıyor. Biz gidiyoruz, biz bu tarafa yapacaksın. Bay bay. İlk komşuluk akşamımızdan dönüyoruz, değil mi? Daha taşınmadan komşulara başladık.